Şimdi merhaba arkadaşlar, bu derste MySQL Rescape fonksiyonunu göreceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, böyle bir sistemimiz var arkadaşlar. Bakın daha önce söylemiştim. Bakın get ile bir numaralı bir değer göndermiş. Şimdi bakın arkadaşlar, böyle sitelerde MySQL enjeksiyon yapılabiliyor. Fazla detay girmeden arkadaşlar, kolonların ismini bulmadan arkadaşlar, biz bunu göreceğiz arkadaşlar. Bakın birçok yöntem var arkadaşlar. Hata verilmek için arkadaşlar tek tırnak yapıyoruz. Ayıp küçük ayıp yapıyoruz arkadaşlar. Bakın hata verdi arkadaşlar. Bakın bütün MySQL arkadaşlar tablo kolon yapısı burada arkadaşlar. Bakın ne dedi? From arkadaşlar link article bu tablonun ismi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar gönderdi. Bunlar da arkadaşlar genellikle hani şöyle arkadaşlar ya da bazen ends şöyle pardon bir arkadaşlar bazen end diyoruz bir eşittir bir şeklinde gönderiyoruz arkadaşlar bazen 1'e 0 şeklinde gönderiyoruz arkadaşlar en sağlıklı yöntem arkadaşlar şu şekil MySQL enjeksiyon var mı arkadaşlar bu şekilde net kendini belli ediyor arkadaşlar buradan arkadaşlar çeşitli MySQL komutları girerek arkadaşlar admin şifresine kadar her şeyini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda bütün konum işlemler arkadaşlar bize açık verdi. Biz kendi sitemize bakalım arkadaşlar. Nerede ID nerede var arkadaşlar? Gelelim bakalım şuraya arkadaşlar. Bakın bizde de ID 4 var. Şimdi böyle yapalım arkadaşlar. Bakın bizde de ona benzer bir hata verdi. Ama arkadaşlar ne dedi? Böyle bir parametre yok dedi arkadaşlar. Sorun verdi. Şimdi biz bunun için arkadaşlar MySQL bak şöyle arkadaşlar. MySQL'li rel diyoruz arkadaşlar. Escape strings diyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bu arada arkadaşlar size bir sitede tanıtayım. Bakın arkadaşlar kafanıza takılan hiçbir ile ilgili bir şey varsa arkadaşlar İngilizceniz varsa bu siteden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel konular var temel konular. Bakın arkadaşlar burada da değinmiş. Biz neyse fazla şey yapmadan arkadaşlar fazla detay girmeden if fonksiyonumuzu kullanalım arkadaşlar. Şimdi bakın eğer post ettiysek arkadaşlar şunu şöyle diyelim. Şuna ne diyelim? Bakın arkadaşlar. Bastık arkadaşlar. Şöyle hemen diyelim. Bastık arkadaşlar. Şuradan nasıl yapalım arkadaşlar? Şöyle. Kullanım şöyle. Bir dakika. MySQL'li rel arkadaşlar. Rel. Escape arkadaşlar. String. Neydi? Birinci değişkenimiz ismi bağlandı arkadaşlar. Bağlan. İkinci değerimiz ise arkadaşlar. Bakın. Biz burayı veriyoruz arkadaşlar. Şunun alta geçirelim arkadaşlar. Kes diyorum. Şöyle arkadaşlar. Şurayı buraya yapıştırıyorum. Neydi? Basti bir geçirelim arkadaşlar. Basti bir rel escape fonksiyonundan geçirelim. İkinci bir MySQL arkadaşlar. Rel Escape arkadaşlar. Neydi? String. Neydi arkadaşlar? Değişenimiz bağlandı. Bağlandı arkadaşlar. Neydi? Değerimiz mesajdı arkadaşlar. Mesajdı arkadaşlar. Bu şekilde biz ulaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu nedenle ne diyeceğiz? Tekrar bastık diyelim arkadaşlar. Buna ne diyelim? Mesaj arkadaşlar. Şöyle. Mesaj arkadaşlar. Şuna evet arkadaşlar. Şöyle kaydettik. Bakalım arkadaşlar. Yenileyelim bakalım sayfamızı. Bu şekilde. Şimdi sayfamızı yenilediğimizde arkadaşlar. Bu şekilde biz önlemini almış olduk arkadaşlar. Şimdi burada sayfada hata gözükebilir arkadaşlar ama biz kullanıcı arkadaşlar bazen bu mesaj gönder kısmından kont gönderebiliyor. O yüzden arkadaşlar bu MySQL rel escape string fonksiyonu kullanmamızda
Baya fayda var arkadaşlar. Bunun kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. Ben şimdi bunu yorum satırı haline getireyim arkadaşlar. Şimdilik pek kullanmayalım. İleride pek tekrar deneyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde kaydettik. Bu dilekçede ne gördük arkadaşlar? Strip tags, trim ve bir de MySQL rel escape fonksiyonu gördük arkadaşlar. Güvenliği içindi. Bu şekilde arkadaşlar sayfamızı yeniledik. Şöyle neydi? Arkadaşlar bakın buradaki hataların giderilmesi için A şeklinde hata verdik arkadaşlar. Hatanın olmaması için ne yapıyorduk arkadaşlar? Sayfanın başına biz error arkadaşlar. Neydi? Reporting neydi? Sıfır yazıyoruz arkadaşlar. Bakın en güzel yöntemlerden biri arkadaşlar. Bakın şimdi sayfayı yeniledim. Hatta yapmalı arkadaşlar. İstediğiniz kullanıcı buraya yazsın arkadaşlar. Bakın bu sayfanın admini arkadaşlar. Bakın bu sayfada bak ad dedik arkadaşlar. Bakın hata verdi. Bizim sayfamızda böyle bir hata vermedi arkadaşlar. İstenliğin ne yaparsan yap arkadaşlar. Bakın hata vermedi arkadaşlar. Bakın burada bir hata verdiler. Bakın arkadaşlar. Resmin hepsi hata verdi. Bu şekilde arkadaşlar ne kullanıyorduk? Error reporting 0. Bir de MySQL rel escape string fonksiyonu kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde kullanımı. Bir sonraki ders arkadaşlar artık üyeler arkadaşlar ne yapacak? Makale paylaşacak. Facebook'taki gönderi gibi arkadaşlar bir şey yapacağız. Kullanıcılar arkadaşlar birbirlerinin gönderine görebilirler arkadaşlar. Aynı zamanda ne yapacağım arkadaşlar? Sizlere arkadaş ekleme sisteminin mantığını anlatacağım. Yani özellikle çok sade anlatımlar yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla detaya girmeden, kodları kalabalıklaştırmadan böylece ana mantık olarak nasıl yapılacağını öğreniyorsunuz. Geliştirmek kendinize bağlı arkadaşlar. İlerideki derslerde kısmet olursa biz çok gelişmiş sistem yazabiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın.